Oğlum saçmalama lan, öyle şey mi olur? Ya neden olmasın ya? Kendi mekanında kendi ellerine yaptığın yemek mis gibi, hem romantik olur. Emin misin lan? Teknede yemek, romantizm falan bilemedim. Ya var ya, orijinal fikirlerin adamıyım ama en yakın arkadaşım bile kıymetimi bilmiyor. Hayret ya. Süper olur oğlum. Bak, hem masrafı da az olur. Bir tane rakı açarsın. Bunlar sosyetik, bilmezler böyle ortamları. Ona da değişiklik olur, fena mı? Doğru diyorsun lan aslında. İskender bana bak, fikir senden çıktı. Yardım edeceksin, kaçarsan bıçaklarım seni. Tamam kanka, sen merak etme. Sana afilli mumlar da ayarlarım, ortam yaratırsın. Akşamdan getiririm. Valla, tamam. Ben şimdi gideyim o zaman. Gideyim ben ne yemek yapacağımı falan düşüneyim. Yok yok, kitapçıya gideyim, en güzel yemek kitabı. Vay be kardeşime bak, heyecan yaptı. Tamam sen kaç, hadi görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Mesele bizim arkadaşlığımız değil Nisan. Anlamıyorsun. Seni o adamla öpüşürken görünce... Affedersin. Efendim? Alo Toprakcığım. Müsait misin? Konuşabilir miyiz canım? Tamam. Da. Bir sorun mu var? Yok yok. Müsaitsen Alsancak'ta buluşalım bir saat sonra. Orada anlatırım. Tamam. Bir saat sonra görüşürüz. Ne oldu Toprak? Önemli bir şey mi var? Önemli bir şey değil. Neyse, bir arkadaş. Biz konumuza dönelim. Toprak. Sen benim için çok değerlisin. Sen de benim için çok değerlisin. Bu yüzden de adamı senin yanında görmeye dayanamıyorum. Senin için endişeleniyorum Nisan. O serserinin sana bir zarar vermesinden korkuyorum. Ama sen anlamamakta hala ısrar ediyorsun. Defalarca konuştuk bunları. Ne olur yapma böyle. Hepsi bir oyun. Emin misin? Evet, eminim. Toprak. Yanımda ol lütfen. Ezgi de yok zaten. Tek gerçek dostum sensin. Lütfen. Ben her zaman senin yanındayım. Sağ ol Toprak. İyi ki varsın. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın? Aydan, yarın evde vakıf için bir yemek veriyorum. Yarın mı? Mümkün değil, yetişmez. Abi niye daha önce söylemedin? Öyle icap etti Aydan. Görkemli bir yemek olsun istiyorum, tamam mı? Her şey kusursuz olmalı. Hay Allah ya. Keşke daha önce haber verseydin. Lütfen uzatma Aydan, sen halledersin. Doruk nerede? Bilmiyorum, daha gelmedi. Ne oldu? Hırsını alamadın mı daha? Efendim Doruk. Ne haber yakışıklı? Aynı.
Bir değişiklik yok. Kordondayım, görüşelim mi? Abiciğim benim hiç takılasım yok. Takılmak için değil be oğlum ya. Biraz laflarız diye, canım sıkkın. Deniz kenarındayım, oturduğumuz yerde. Vallahi iyi olurdu da. Başka bir programım var ya. Neyse siktir et o zaman, başka zaman yaparız. Eyvallah. Kızlar geldi mi? Evet baba. İrem odasında. Nisan'da neredeyse gelir. Leyla, seni son bir defa uyarıyorum. Eğer bir kez daha beni ezip geçerseniz bedelini çok ağır ödersiniz. Babacığım, Ali Rıza'nın ofisine gerçekten derneğin yemeğiyle ilgili konuşmaya gitmiştim. Ama haklısın. Bir daha olmayacak, özür dilerim. Sen nereye yine böyle hazırlanmışsın? Tijen aradı. Biliyorsun baba, boşanmak üzere. Sana ihtiyacım var dedi. Onun yanına gidiyorum. Peki, geç kalma. Merak etme baba, geç kalmam. Kuzey. Bir de yanına kalp çizseydin de tam olsaydın insan. Aferin. Efendim Ali Rıza amcacığım. Toprakçığım merhaba. Rahatsız ediyorum. Müsaitsin değil mi? Estağfurullah. Tam evden çıkıyordum. Buyurun. Çok zamanını almayacağım zaten. Doruk'u merak ettim de. Nerede olduğunu biliyor musun? Biraz önce konuştuk. Ama sesi bir tuhaftı. Kordondaymış, deniz kenarında. Tamam. Tamam Toprakçığım. Teşekkür ederim. Anladım. Ben onu bulurum. Annenlere de selam söyle. Aleykümselam. Evet, nerede olduğunu buldum. Telaşlanma sen. Ben çıkıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Kuzey? Hayırdır, nereden böyle? Hiç ya, Eskoç'ta takıldık işte biraz. O kitap ne? Kitap işte. Ya kızım versene şunu. Kızım ver, ver şunu. Bırak. Yemek kitabı mı bu? Hayırdır, aşçılığa mı merak sardın? Evet sardım. Çekil önden. Ya var sende bir haller. Neler oluyor anlatsana sen bakayım. Ya sana hesap mı vereceğim ben? Kendi işine baksana. Çekil şuradan. Ne olduğunu anlatmadan şuradan şuraya gitmiyorum efendim. Akşama misafirim var, ona yemek yapacağım. Oldu mu? Kitabı da onun için aldım. Mutlu musun? Kim bu misafir? Nisan mı? Allah Allah, sana ne ya?
İrem çok kötü Toprak. Depresyonda sanırım. Aranıza girmek istemem ama İrem bugün çok tuhaftı. Başkasının Toprağı sevmesine dayanamam falan dedi. Kızım için çok endişeleniyorum. Çok üzüldüm Leyla teyze. Keşke elimden bir şey gelse. Lütfen beni yanlış anlama. Kızını düşünen bir anne olarak soruyorum. Toprak, hayatında yeni biri var mı? Nasılsın dedeciğim? Ne o? Yüzün gülüyor bakıyorum. Dersler iyi gidiyor herhalde. Yo, her zamanki halim. Ben odama çıkayım. Ders çalışacağım. Aferin. Derslerini ihmal etme. O tokadı sana ödeteceğim. Dua et evde sesim çıkmıyor. Ama kork benden. Kuzey. Ya niye cevap vermiyorsun? Zeynep yeter ya. Sen ne zamandan beri bu kadar düzenli olmaya başladın? Yemek kitabı almalar, oda toplamalar falan. Anlaşıldı. Kesin Nisan. Ya kimse kim, sana ne? Ne demek sana ne? Ya Kuzey sana söylüyorum, konuşsana benimle. Zeynep yeter ama artık ya. Uf, gıcık. Sen benimle uğraşacağına gidip testlerini çözsene. Çözmüyorum. Yok öyle çözmüyorum falan. Bu sene üniversiteyi kazanacaksın, söz verdim. Benim bir ton işim var Zeynep, hadi. Şimdi doğru odana, hadi. Marş marş, hadi. Doruk. Hayrola? Attığın tokat yetmedi. Şimdi de denize dökmeye mi geldin? Seninle şöyle erkek erkeğe bir konuşalım istedim. Ne konuşacağız ki? Sen son sözünü çoktan söyledin. Ben babamı hiç tanımadım. Belki de bu yüzden nasıl bir baba olunur hiç bilemedim. Aslında ben de benimkini tanıdığımı pek söyleyemem. Haklısın. Bilmiyorum neden ama seninle şöyle doğru dürüst bir baba oğul ilişkimiz hiç olmadı. Ama inan bana iyi bir baba olmayı hep istedim. Keşke sana inanabilseydim. Ama bence sen bunu gerçekten hiç istemedin baba. Hayatında yeni biri yok. Hayır yok. Ama İrem'le aramızdaki her şey bitti. İnanın ikimiz için de en iyisi bu. Biz çok farklıyız. Hayattan beklentilerimiz bile bambaşka. Anlıyorum. Bana vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim. Ne olur beni yanlış anlama Toprak. Kızımı düşündüğüm için sordum. Yoksa seni sorgulamak gibi bir niyetim yoktu. Ben sizi çok iyi anlıyorum Leyla teyze.
Ben de İrem için en iyisini isterim. Ama maalesef bizim bir geleceğimiz yok. Ne var İskender Bey? Hayırdır, ne bu şiddet bu Celal ya? Çok komiksin. Değil mi? Uf, uzatma İskender ya. Ya dur bir dakika ya, ben sana Kuzey'i soracaktım, yerinde mi? Evet. Allah ya. Çocuğa mum alacaktım, unuttum, iyi mi? Dur bakayım. Ne mumu? Kuzey'de yemek falan diyordu. Bunun misafir dediği Nisan mı yoksa? Evet, sevgili olmuşlar. Biliyordum ya, biliyordum. Zeynep! Sen de koş yetiştir mumları o gerizekalı için. Gram akıl yok sizde be, gram! Asla izin vermeyeceğim bu işin yürümesine, asla! Tamam, benim de zaman zaman hatalarım olmuş olabilir. Ama senin de uslu bir çocuk olduğun söylenemez. Çocuk mu? Ben çocukken bile hiç çocuk olmadım ki baba. Şimdi sinirlisin. Ve bunu şimdi anlaman imkansız. Daha çok gençsin Doruk. Ama büyüyünce anlayacaksın baba olmanın ne kadar zor olduğunu. Umarım bundan sonra daha sağlıklı bir ilişkimiz olur. Sonuçta sen benim öz oğlumsun. Maalesef baba. Artık çok geç. Bugün çok güzeldi. Özledim galiba. Alo Kuzey. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim. Sen? Ben de iyiyim. Seni özledim. Ben de. Bak ne diyeceğim. Bugün okula biraz erken gidelim mi? Hem kahvaltı falan da yapmış oluruz. Olur. Ben de çıkacağım birazdan. Okulda görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Nisan. Anne. Kızım, müsaitsen aşağıda konuşabilir miyiz? Tamam, şimdi geliyorum. Günaydın. Günaydın güzel oğlum benim. Geç Kuzey, geç. Hadi kızım, sıcak ekmek getir abine. Otur Zeynep, otur. Ben bugün okulda kahvaltı yapacağım. Aa, oğlum olur mu öyle şey? Burada mis gibi kahvaltı dururken okulda kuru poğaça mı yiyeceksin? Sevlendim, her şey çok güzel görünüyor ama
Ben bir arkadaşa söz verdim. Bugün okulda kahvaltı yapacağız. Öyle söylesene, o zaman iş değişir. Köşedeki fırından sıcacık boyozla kumru al. En iyisini onlar yaparlar. Alırım Semra anne, tamam. Semra anne, ben bugün mutfağını kullanabilir miyim? Hayrola oğlum? Bize yemek mi yapacaksın yoksa? Yani ufak bir deneme diyelim. Size de yaparım sonra. Arkadaş avukat olmaktan vazgeçmiş, aşçı olmaya karar vermiş anlaşılan. Benim bugün misafirim var da. Misafirin mi var? Hı-hı. Dur bakayım, tahmin edeyim. Nisan kızımız olmasın? Hadi bakalım, hayırlısı olsun. O zaman mutfak bugün Kuzey'in. Merak etme, ben yardım ederim sana. Sağ ol Semra annem. Günaydın abi. Kusura bakma, sabahtan beri şu yemekle uğraşıyorum. Hayırdır? Bir sorun yok değil mi? Yok çok şükür. Bir firmayla anlaştım, yemek dahil her şeyi halledecekler. Aman diyeyim Aydan. Aman başlarında ol, bir aksilik olmasın. Tamam tamam, merak etme sen. Doruk nerede? Çok geç geldi akşam. Cümleten günaydın. Günaydın. Günaydın canım. Akşam evde bir yemek veriyorum Doruk. Senin de gelmeni istiyorum. Ben mi? Ne işim var benim yemekte ya? Öyle olması gerekiyor. Oho! Sıkılırım ben. Birkaç saat dişini sıkacaksın artık. Hiç çekemeyeceğim vallahi, siz takılın. Doruk! Yemeğe geleceksin dedim. O kadar. Gel kızım gel. Deden uyanmadan bir konuşalım seninle. Hayrola anneciğim? Kızım İrem'in nesi var? Bilmiyorum. Ne oldu ki? Az önce odasına uyandırmaya gittim. Beni tersledi. Dün de eve geldiğinde ağlamıştı. Ağladı mı? Nesi var bu kızın? Sen bir şey biliyor musun? Bak bir şey biliyorsan ve bana söylemiyorsan. Hiçbir şey bilmiyorum anne. Gerçekten. İrem de bir şey anlatmaz ki. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Nisan. Bir konuşsan diyorum kızım. Sen onun ablasısın. Onun dilinden en iyi sen anlarsın. Bir konuş, ağzını ara ha. Tamam anne, konuşurum. Net de nefis oldu vallahi. Ne çok şey almışsın Necdet. Sofra harika görünüyor. Her şey yoluna giriyor artık hayat. Bana güven. Dün gece ne konuştunuz Toprak'la? Vallahi fazla bir şey anlatmadı. Bana bir gönül ilişkisi gibi geldi ama çözemedim. Sonra Nisan geldi, yarım kaldı. Nisan mı geldi? Hı hı. Geçen gece Leyla buradayken de Nisan gelmişti. Herhalde İrem'le ilgili konuştular. Hadi sen Toprağı uyandır. Neden buradaydı ki? İşte dün akşam uyuyakalmış. Ben de kıyamadım oğlumu uyandırmaya. Üstünü örttüm. Hadi gel birlikte uyandıralım çocukluğundaki gibi. Dur. Dur Necdet. Şimdi uyandırırsak kızar Toprak. Ya sen beni dinle, hadi gel. Ay Necdet. Ne yemek yapacaksın Nisan'a? Vallahi hiç bilmiyorum ki. Bugün konuşup hangi yemekleri sevdiğini öğrenmeye çalışacağım. Ona göre de alışveriş yaparım. Senin paran yetmez onun sevdiği yemeklere. Hem o gelmez buraya. Neden gelmesin? Daha önce geldi ya kızım. O turistik meraktan. Onun gibiler bayılır böyle yerleri görmeye. Ama bir kere olur o. Ne demek böyle yerlere? Ne varmış evimizde? Tertemiz oturuyoruz işte. Nesi var bunun? Ben artık kalkayım. Yoksa geç kalacağım. Hadi iyi dersler oğlum.
Nisan kızımıza da selam söyle. Söylerim. Günaydın. Ben dün çok ileri gittim sanırım. Hangi konuda? Attığın tokattan mı bahsediyorsun yoksa mesele toprak mı? Kendimi kontrol edemedim işte. Affedersin. İrem. Biz kardeşiz. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Evet. Yapma böyle. Küçükken düşüp bir yerini incitsen senden çok canım yanardı. Evet. Bir kere düşüp dizimi yaralamıştım. Doktora götürelim diye kıyameti koparmıştın. 7 yaşında mıydın? Ne? Galiba. Sen de 5 yaşında falandın işte. Hiç ayrılmazdık. Aynı elbiseleri giyer çıkarırdık. Aynı oyuncakları paylaşırdık. Şimdi de aynı sevgileri paylaşalım diyorsun yani, öyle mi? Saçmalama İrem, öyle bir şey yok. Toprak'la bir arkadaşız sadece. Seni üzecek bir şey asla yapmam. Asla. Ne olursa olsun biz kardeşiz. Senin iyi baba ayakları sadece yarım gün sürdü işte. Yine başladın emirler vermeye. Doruk, kendine gel. Sen böylesin işte. Değişmen mümkün değil. Her şey istediğin gibi olacak değil mi? Dorukcuğum, sakin ol. Bak bu yemek baban için çok önemli. O yüzden senin de olmanı istiyor. Bırak hala ya. Sanki tanımıyoruz babama. Bir ben önemli değilim zaten onun için. Olur mu öyle şey oğlum? Olur olur. Tamam anasını satayım. Akşam geliyorum yemeğe, merak etmeyin. Ama sadece dırdırınızdan kurtulayım diye. Çok üzüldü çocuk. Bırak Aydan ya. Bırak, şımartma şunu. İzin verdik işte. İşe mişe de gitmeyecek bugün. Daha ne olsun? Aman aman, tamam, bir şey demedim. O değil de Ekrem Bey'i nasıl ikna edeceğiz yemek için? Neyse, ben geç kalıyorum. Birkaç görüşme yapıp hemen çıkacağım. Aydan, akşam hiçbir aksilik istemiyorum ona göre. Tamam abi, merak etme. Toprak. Toprak. Oğlum. Yakışıklı oğlum benim, uyan. Yakışıklı tabii, babasına çekmiş. Günaydın. Hadi oğlum, hadi kalk. Bak kahvaltı hazır. Senin için omlet de yaptım. Babanla seni çocukluğundaki gibi uyandırmak istedik. Sen tabii büyüdün ama hala bizim küçük oğlumuzsun. Sizi böyle mutlu görmek çok güzel. Bundan sonra hep böyle olacağız oğlum. Sıkıntılı günler geride kaldı. Size söz veriyorum. Neyse, hadi sofraya geçelim ya. Burnuma çok güzel kokular geliyor. Hadi yürü. Şöyle kok gibi dolaşıyor. Alo Doruk. Ne haber kanka? İşin yoksa buluşup konuşalım mı biraz? Olur. Bir saate çıkarım ben evden. Okulda görüşürüz. Tamam, eyvallah. Ne kadar kavga etsek de sen benim kardeşimsin. Senin üzülmene dayanamam ben İrem. Benimle küssen bile senin mutlu olmanı isterim ben. Hiç öyle davranmıyorsun ama. Hayır. Bence sen görmek istemiyorsun. Kızma ama bazen çocukça davrandığını düşünüyorum. Artık yetişkin insanlarız. Birbirimize destek olmamız lazım. Sen benim bir tanecik kardeşimsin. Toprak! İrem. Senin ne işin var burada? Sen beni mi takip ettin?
Asıl senin ne işin var bu ıssız yerde? Bir de ablamla sarmaş dolaş. İrem, sözlerine dikkat et. Sana o kadar çok kızgınım ki. Bırak kardeş olmayı. Seninle arkadaş bile olmak istemiyorum. Ne diyorsun İrem? Ne dediğimi duydun. Peki. Öyle olsun. Ama ne yaparsan yap sen benim kardeşimsin. Unutma. Ben hep yanında olacağım. Ben pazara gidiyorum. Tamam. Hadi gel birlikte gidelim. Çarşamba pazarı pek güzel oluyor. Her şey tazecik. Benim ne işim var pazarda canım? Sen git. Kızım neler oluyor? Neyin var senin? Yok bir şey. Dershane sınavın mı kötü geçti yoksa? Arkadaşınla da o kadar çalışmıştınız. Neyse ben gidiyorum. Anne. Ben çirkin miyim? Aa. O nasıl laf öyle? Sen benim güzel kızımsın. Güzel mi? Şu halime bak. Ne biçim laflar bunlar böyle? Erkek Fatma diyorlar bana. Halt etmiş onlar. Kıskanıyorlardır seni. Anne, dershanedeki kızlar makyaj yapıyor. Ben de mi yapsam acaba? Aman da benim güzel kızım büyümüş de makyaj mı yapacakmış? Ama hiç malzemem yok ki. Pazarda her şey var. Hadi gel birlikte gidelim, ben alırım sana hepsini. Gerçekten mi? Alırız tabii. Biz de genç olduk herhalde. Hadi. Sağ ol. Babacığım. Akşam vakfın yemeğine geliyorsun değil mi? Kızım nereden çıkarttın bu yemek işini? Söyledim ya baba. Senin gelmen bizim için çok önemli. Senin desteğine ihtiyacım var. Sen vakıf üyelerinin saygı duyduğu bir isimsin. Konu vakıf olunca iş değişir ama bu yemeğe pek gelmek istemiyorum. Babacığım lütfen çok rica ediyorum. Peki peki. Gelirim. Teşekkür ederim babacığım. Günaydın. Günaydın. Günaydın kızım. İrem. İyi misin kızım? İyiyim, okula gidiyorum. Doğru okula. Oradan da eve döneceksin. Vukuat istemiyorum. Tamam anlaşıldı dede. Hadi görüşürüz. İyi dersler kızım. Vay ben böyle işi. Yine ne var ya? Alo. Doruk müsaitsen görüşelim mi? Niye? Yardımına ihtiyacım var. Ne yardımı kızım ya? Sana en son yardım ettiğimde başıma gelenleri biliyoruz. Dedenden azar yediğim yetmedi, bir de kalktık babamdan. Neyse, beni bulaştırma işlerine. Tamam Doruk haklısın. Deden biraz fazla büyüttü biliyorum. Özür dilerim. Ne olur gel konuşmamız lazım. Yok kızım. Ben dersimi aldım. Şimdi toprağın falan da kulağına gider dedene basıldığımız. İyice ortalık karışır. Kendi işini kendin gör. Kusura bakma. Doruk. Çok acıktım ya. Seni arayınca bir şey yemeden çıktım evden. Sana sormadan aldım ama boyoz sever misin? Bayılırım. Başka? Yemeklerden ne seversin mesela? Daha çok sebze severim. Balık severim. Balık. Hangi balıkları seversin? Hepsini severim aslında. Niye soruyorsun sen bunları? Yok meraktan canım. Bu akşam tersaneye gelsene. Niye? Yine iş mi yaptıracaksın bana yoksa? Yok, iş değil de. Söyleyemem, sürpriz.
Gelecek misin? Ya tamam gelirim de merak ettim ben şimdi. Akşama kadar çatlarım söyle lütfen. Olmaz. Ya ama haksızlık bu. Olmaz. Ya nasıl sabredeceğim ben şimdi? Söyle ama. Niye? Söylesem. Hayır. İstediğim soslar da geldi değil mi? Evet efendim, her şey hazır. Tamam, hepsini buzdolabına koysunlar. Daha sonra da servisle ilgili bütün detayları konuşalım, bir aksilik istemiyorum. Merak etmeyin efendim, herkes elinden geleni yapıyor. Punch kasesi burada dursun. Efendim? Aydan neredesin, niye açmıyorsun telefonu? Yemekler şimdi geldi, koşturuyorum abi. Taze nane ve tıraş limon da istiyorum. Tabii efendim. Aydan sen punch mı hazırlatıyorsun? Evet, şöyle girişte iştah açıcı olarak hem sıcak hem de soğuk iki çeşit punch servisi. Ya ne punch Allah aşkına Aydan? Niye, ne var ki? Ekrem Beyler gelecek diyorum sana. Daha klas bir şeyler hazırlatsaydın. Tamam abi, sen merak etme. Kaldırın şunu. Hemen efendim. Kaldırın oğlum, kaldırın. Ya ne olur söylesen. Israr etme söyleyemem. Aslında ben bir şey tahmin ediyorum. Neymiş o? Bana en sevdiğim yemekleri sorduğuna göre. Aman be. Hiç beceremiyorum değil mi yalan söylemeyi? Anladım ama değil mi? Anladım işte. Tamam daha fazla kurcalama bari. Kantine gidip bir şeyler içelim mi? Olur gidelim. Tamam. Torbaları taşımaktan kollarım uzadı vallahi. Tek başıma taşıyamıyorum artık. Sen de gelmesen ne yapardım bilmiyorum. Bakıyorum da pek sevdin yeni oyuncaklarını. Sevdim de nasıl yapacağım ben hiç anlamıyorum ki. Yapa yapa öğrenirsin. Ben de yardım ederim sana. Hadi canım. Sen anlıyor musun ki bu işlerden? Anlıyorum tabii. Ben de gençken makyaj yapardım kızım. Rujlar allıklar düşmezdi elimden. Ah gençlik ah. Ha geldiniz mi? Pazar nasıldı? Çok güzeldi vallahi Aziz Bey. Her şey tazecik. Hadi anne başlayalım mı operasyona? Hadi. Niçin duruyorsunuz şöyle aramızda? Kızımla aramızda. Hadi bakalım kaynatın ana kız. Neyin var böyle? Bedelle atıştık biraz ya. Ona canım sıkkın. İyi misin şimdi? İyiyim iyiyim. Her zamanki şeyler işte. Ha? Bu akşam yine bizim evde vakıf yemeği var. Allah'ını seviyorsan sen de gel. Yoksa sıkıntıdan ölürüm. Oğlum bu aralar dersleri çok boşladım ya. Başlatma lan dersinden. Gel işte milletle dalga geçip eğleniriz biraz. Aynı çocukluğumuzdaki gibi. Tamam. Geliyorum. Bela da geliyor işte. Merhaba beyler. Nasılsınız? İyiyiz, sağ ol. Ben kaçayım. Sonra görüşürüz. Toprak. Seninle konuşmak istiyorum. Tabii. Ali Rıza Hanım para transferiyle ilgili bir bilgi var mı? Yeni bir şey öğrenebildiniz mi bari? Henüz bir netlik kazanmadı Ekrem Bey. Ama bir takım yasa dışı işler döndüğü kesin. Yasa dışı mı? Evet. Fatura karşılığı olmayan para transferleri tespit ettik. Tamam. Siz devam edin. Gerisini ben bu akşam öğrenirim. Hem de bizzat kendisine sorarım. Ali Rıza. İşler karışıyor.
Ne oldu Haldun? Senin müstakbel kayınpeder şirket hesaplarını incelettiriyormuş. Ekrem Bey. Peki bu nasıl olur? Adam eski bürokrat. Onun için pek zor sayılmaz. Eli her yere ulaşır. Hemen bir şeyler yapmalıyız. Şu illegal dövüş olayında öğrenmiş midir sence? Epey para aktardık o iş için. O kadar uzun boylu olduğunu sanmam. Ama faturasız harcamalara kıllanmış olabilir. Dur bakalım dur. Dur sakin olalım. Hemen paniğe kapılmayalım. Bu akşam evde vakıf yemeği var. Ekrem Bey de gelecek. Ha, senin için bu çok iyi fırsat Ali Rıza. Orada onun güvenini kazandın, kazandın. Yoksa çok uğraşırsın. Bakayım. Dur daha bitmedi. Fazla sürme de şebek gibi olmayayım sonra. Sen sus bakayım. Yukarı bak. Anlatsana sonra ne oldu? Sonra işte ben görücü usulü evlenmem gitsinler diye kıyametleri kopardım. Rahmetli deden beni çok severdi. Gönderdi babanları. Sonra evden çıkarlarken pencereden gördüm babanı. Darararam. Vuruldun tabii. Öyle oldu vallahi. Baban lacileri çekmiş, sinek kaydı tıraş olmuş. Pek yakışıklıydı. Sonra? Sonra gittim babama. Tamam beğendim ben bunu dedim. Kızmadı mı? Kızdı tabii. Çocuk oyuncağı mı canım bu diye esip gürledi. Kıyamadı. Gelip istediler. Sonra da evlendik. Sen doğdun. Çok güzel oldu. Ay çok yakıştı Zeynep. Sahi mi? Al ruj da sür. Şimdi beni iyi dinle. Bu akşamki yemeğe sen de geleceksin Haldun. Tamam geleyim. Geleyim de ben ne yapabilirim ki? Bana sıkı bir teşekkür konuşması yapacaksın. Vakfın hayır işlerinden ötürü. Nasıl yani? Ya anlasana işte. Sanki kimsesiz çocuklar için vakfa yüklü bir miktar bağış yapmışım gibi. Vallahi senden korkulur Ali Rıza. Yaptığım yardımlardan dolayı bana minnettarsın, tamam mı? Etkili bir konuşmayla teşekkür edeceksin. Böylece Ekrem Bey'in gözünde kendimizi aklamış olacağız. Bence çok iyi fikir. Yalnız bu akşamki yemeğe gelip gelmeyeceğini öğrenmemiz lazım. Alo. Ekrem Bey merhaba. Rahatsız etmiyorum umarım. Rica ederim buyurun. Bu akşamki yemeği hatırlatmak için aramıştım. Sizi de aramızda görmek bize şeref verecek. Geleceğim. Yemekte görüşürüz. Peki Ekrem Bey. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Oldu bu iş. Biliyor musun Doruk? Eski sevgilim eli kolu dolu ablama gitmiş. Baş başa takılmak için. Yeter İrem. Bak bir de burada rezillik çıkarma. Üstelik toprağa harika bir akşam yemeği hazırladığım gün. Bana ne kızım ya? Bunları kendi aranızda halledin. Nisan